vermiştik geçen bak. Yarım yemişler, görüyor musun? Bak. Maşallah maşallah maşallah, ne güzel. Neredeyse kat istiyor. Bu da bölme bir arı. Hepsi aynı bölmüş. Nasıl oluyor böyle? Bunlar kestane balına gitmeden önce Muhsin Doğaroğlu hocanın anlattığı şeklinde genç ve açık yavruları genç arılarla beraber alın bal tüketmesin diye yaptığım 3'er 4'er çıtalık kendi analarını yaptılar günlük yavrulardan. Durumu bu. Kestane balına gitmeden önce yapılmış bölmeler bunlar. Bu sene denemek için yapmıştım. İlk seferde Muhsin Hoca 3 kere yapın diyor ama kestane açtı. Ben burada ilk bölmeyi yaptım, gittim. Durum bu. İkinci bölmeyi yaptım. Ancak şöyle, ikinci bölmeyi hepsini yapamadım. Bazıları direkt bal koyduğu için boş beti araya girdiklerim. Yavru atmamış çünkü ana. Yapamadık yani. 3 tur yapın diyor. Bir kere yaptık. Durum bu. Hiç yoktan arı. Hem balımızı aldık hem bölmemizi yaptık. Trafo kovanlarda genelde ben zayıf arıları kışlatıyorum. Daha rahat kışlıyor ve çabuk değişiyor. Bunu değiştirelim. Sulunu da koyalım. Şerbetini değiştirelim. Çok güzel balı var. Duruyor. Hiç tüketmemiş. Yavru durumuna bakalım. Nüfusu güzel idare eder. Yalnız kovanın içi soğuk. Nem mi var acaba? Ne var? Niye soğuk? Bu da bal. Komple olduğu gibi bal. Allah. Yavruya bakın, kapalı yavru. Ana burada bak. Bu da boyasız bir anıymış. Niye boyamamışız bunları? Hepsini boyadık aslında ama temizliyorlar herhalde. Bu bayağı önde. Erkek de atmış. Bak. Bunlar neredeyse çıkıyor. Balı çok güzel balı var bunun. Neredeyse 3 çıta balı var. Sıkışa sıkışa yavru atmaya gelişmeni devam eder. Boş beteği buradaymış, bunu bak. Boş. Boş. Buralara bal koymuş. Niye böyle bir petek bırakmışız burada? Yalın atımda mı? Neyse, zaten bunu beğenmemiş bunu. Buraya atmış. Görüyor musun şeyi? Yavruyu. Normalde Stafford kovan buraya atar balı.
O zaman şöyle yapacağız. Şöyle bir bakalım. Polen koymuş buraya ama az, daha çok değil. Burası bal mı? Bu bal donmuş ama. Şöyle yapacağım. Bunu şimdi, çok güzel bal var bunda. Bunu buraya yavruya yakın yere koyalım. Biraz daha beklesin, hızlanmasın. Buraya yavru atmamış olur. Hem balını falan ayarlar. Donmuş. Yapalım ki alsınlar, yesinler o tarafta işte. Kötük de boşa çıksın. Daha sonra araya veririz. Yavratmak için. Bir de şurupluk ayarladım. Sönmüş kovanlardan. Lazım olur sonra. Buraya dalak yapmış, görüyor musun? Ne güzel sıkıştırmışız. Bak, dalak yapmış buraya. Son petek, bal ve polen. Ne güzel. Polen gelmiş bak, arına yandı. Bak, bunda da var polen. Bunda da var. Kırmızı polen geliyor. Nereden buluyorlar artık kırmızı polen? Şurada bir tane salyangoz var, içeri girmiş. Bunlar bilmiyorum. Bu balları bundan sonra kullanacak. Kışın zaten tüketmiyor ki araba. Ama maşallah. Sıkışık olunca tabii. Kendine güveniyor bak. Ne güzel kapatmış. Bayağı önde. Bak. Şuna bak. Buralar böyle günlük. Burası kapalı. Maşallah. Aferin kızlarına bak. Ne güzel çalışmışlar. Görüyor musun?
Bu da yavru. Ana nerede? Ne güzel yavru atmış buraya. Polen, günlük. Burada kapalı var. Diğer çerçevedeydi. Şunu biraz bakalım, dur bakalım nasılmış. Bal var mı yok mu burada bir bakalım. Maşallah ara durumu da güzel. Balı da var. Bal var diye koymuşuz herhalde bu paketleri. Biraz bunu böyle açık bırakayım ki tarafını sarsın zamanı. Bu tarafa doğru sıkışmasınlar. Biliyor musun? Boşluk bıraktım. Oraya da yavru atalım şimdi. Evet. Bu da çalışkan kızlarımızdan. Keyfi yerinde. Buraya buna çalışkan kızlarım benim. Kızlar çalışkan olur zaten değil mi lan? Hı? Nasıl çalışıyor benim kızım? Bak babasına yardım ediyor. Aferin sana. Yoruldun mu? Mola verelim mi? Şu sırayı bitirelim, öyle mola verelim.